Ne diyorsun? Ne zaman evleniyorsun benimle? Ne zaman? Bir düğün daveti aldım bu gece. Titreyen ellerim zarfı açmıştı. Okurken gözümden yaşlar dökülür. Gözünden yaşlar mı akıyor? Okurken gözünden yaşlar dökülür. Okurken gözünden yaşlar dökülür. O kahpe giderken başka birine beni çağırmış. Bak düğününe, hele bir kahpelik yapacağın ay. Ulan ummadım ki böyle olacağına. O kahpe giderken başka birine beni çağırmış bak. Bak düğününe, böyle bir kahpelik yapacağına. Lan ne oldu? Davetiye de gönderdik. Evet. Efendim, merhabalar. Saat kaç olmuş? Nurlar mı yağıyor şöyle? Nurlar mı yağıyor? Nurlar mı geçiyor? Ay fikir. Disin Portekiz diyordur. Bana yok diyor ama zannetmiyorum. Zannetme ki onu tamam. Bu gönlümü avu tamam. Ataşlarda yansam bile şiş göbeğini eritemem. Ben kimleri unutmadım, seni de unutacağım. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Bu ne? Validenin şulesi. Ananın şulesi. Güzel mi? Güzel tatlı yapıyor mu şule tatlısı? Nafsı mı? Ay 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 ay. Her gece rüyamda İşine senin, hep seni görmek zorunda mıyım? Kalbimin içinde sızın var senin, hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Dua mı, bekdua mı, büyü mü yaptın? Nasıl ettin, ne yaptın, aklımı aldın.
kara taş olup yaktıkça yaktın. Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Büyü var. Kimde var büyü? Sende mi? Teyze sevdalı. Teyze. Vallahi teyze dediğine kırılmadım. Yani isteyen abla der, isteyen teyze der, isteyen hala der. Evet, sevdalıyım. Bu sevdanın sonu gelmez. Sana veda ediyorum. Yeni bir sevgili buldum. Deli gibi seviyorum. Dindi gözlerimde yaşım. Tozsuz aşığım. Dertsiz başım. Bundan sonra arkadaşım geceler, 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 sırdaşım oldu geceler, yoldaşım oldu geceler, geceler. Ha, Pörtek burada mı? Hangi isimle burada? Pörtek hangi isimle burada? Çünkü niye kaypak? Şerefsiz olduğu için inkar ediyor. Hesap no. Finish diyor. Bak siz gördünüz değil mi efendim? Ya. Sen kimden bahsediyorsun? Hangi pörtlekten bahsediyorsun? Senden bahsediyorum. Pörtlek. Ne diyorsun sen gene ya? Ne saçmalıyorsun E gene ya? buradasın ya sen. Burada beni izliyorsun ya. Orada işim yok benim. Ben buradayım da. Ne işim var orada benim? Görmüyor musun seyretmediğimi? Düzgün konuş. Arkadaşım buradasın sen bak. Yokum ya. Girmedim ben senin yayına. Ekrandayım burada. Hareket niye yok Seviyorsun sende? Niye dondun? Zaten donuksun. Donuk ve dubasın. Kapat tekrar ara bakayım. şimdi terbiyesizim de. Karanlık mı gözüküyorum? Karanlık çökünce sokağımızda köşede ben varım unutamazsın. O mutlu günler hep gelir aklıma. Sen beni ömrünce unutamazsın. Mektuplar yırtıp attın
diyelim. Resimleri yırtıp yaktın diyelim. Bir mazi var olur, nasıl sileyim? Sen beni ömrünce unutamazsın. Mektupları yırtıp attın diyelim. Resimleri yırtıp yaktın diyelim. Bir mazi var olur, nasıl sileyim? Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce... Aşkımı aradım, nerede bulayım? Sordu karıya. Gir, adım at dedi. İki adım attım. Karşıma çıkan. Bir de baktım. Beni unutan yar, yar. Sana mı ağladım yar, sana mı düştüm yar, her zaman sana mı küstüm, son noktayı koydum, hadi siktir git ulan lan dedim. Aman. Yüz algılanmadı lelelelelele. Aman gayrı dayan, aman ben bu hasrete. Yine geldiler başıma. Durmadan akar gözyaşımı silen nerede? Lelelele. Sorun arayın kardeş nerede? Ah ben ölem kardeş nerede? Sorun kardeşime bir nerede? Bir de baktım ki nerede? Aman mazlum dedim de çıktı karşıma hapishanede. Bu benim başıma bela mısın sen? Nasıl sevdiğimi biliyorsun sen. İnsanlıktan haldan
Bilmez misin sen elimi kanay, bulama benim belalım benim sevdalım benim elimi kanay, bulama benim her şeyim benim sevdalım benim elimi kanay, bulama benim yıllarımı verdim senin uğruna, katlandım her türlü senin kahrına. Aman aman. Gel düşürme beni mahpushaneye, elimi kanay. Bulama benim, gel düşürme beni mahpushaneye, elimi kanay, bulama beni. Ayrılığın adını anmazdım, yokluğuna alışamadım. Benden çok sevene gitse yanmazdım. Nasıl sevdim bilirsin Allah'ım. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları, hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Zamansız esti bak ayrılığın rüzgarı, hani bizim sevdamız, hani bizim sevdamız. Evet efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Vallahi kendimi şarkılara yani şimdi şarkıcı olmak kolay. Kolay olunmuyor efendim. Yani her şarkıcıya, tabii ki sanatçıya saygı duyuyorum. Fakat hani öyle bir sanatçı vardır ki bunlar istisna olaraktan içten, hani eline bir kalem alırsın. Bir gece yatarken veya hüzünlenirken, gülerken, acılar çekerken kalkarsın, o kalemi unutmamak, yani aklına gelen birkaç cümleyi unutmamak adına kalkarsın, o kalemi alırsın ve o iki cümleyi yazarsın. Ertesi günü olur efendim, altına tekrar iki cümle yazarsın, al sana bir nakarat. Nakarat ne anlama geliyor? Şarkı bestesi, beste olaraktan insanın iç ifadesi. Yani insanın içini, duygularını, hislerini, aşkını, çektiği acıları, her şeyini o kalem, inanın efendim, iki cümle onun altına tekerrür cümleler ekleyerekten oluyor bir şiir veya bir şarkı.
Bundan dolayı tabii ki her insan çekmiştir, çekiyordur da, çeken insanlarımız da vardır. Yani bundan dolayı teşekkür ediyorum. 214. Keşke ben ipek kullanmıyorum aslında. Parmağım değdi. Bundan dolayı yani kendimi bile yani şöyle ışıklar sanki diskoda lambada gibi dönüyor. Elim değdi yani yanlışlıkla. Şu an nasıl düzelteceğim onu da bilemiyorum. Ondan dolayı özür diliyorum. Barış beyefendi, Barış selam demiş herhalde. Salam olsaydı illaki Arap olurdu. Sizi televizyonlarda görmek isterim. Çok ben biliyorum abla. Evet, telefonun bataryasını çıkar, düzeliyor. Çok duygulandık ablam. Ha, anladım, anladım canım. Tabii ki yani gerçekler, dobralar illaki gerçek içtenlikle olunca insan duygulanır, hüzünlenir, neşelenir ve kahrolur. Allah düşmanlarımızı kahretsin diyelim, Allah'a havale edelim. Değil mi efendim? İstanbul İstiklal diye ve hayranınızı demiş. Teşekkürler. Birisi moruk demiş. Ayrıca ona da teşekkürler. Selam demiş. Kim? Çok küçük yazı. Siyah, ha, siyah kız selam demiş. Abla ben sizin adınızı dövme yaptırdım. Ay çok güzel. Gerçi biz hani şey olarak dövmeye karşıyız. Şöyle çünkü öbür dünyada ya her şey günah da yani her şey günah derken dövmenin günah olduğu doğu tarafında yani biliniyor. Dövme yaptırmak öyle çünkü dövme yapıldığında ölen vefat eden kişinin doğu tarafından yani bazı aşiretler vardır doğu kökenli. O dövmeyi şey yapıyorlar efendim bu sildirtiyorlar veya o yani bir şekilde kazıttırıyorlar yani. Şey yapmıyorlar. O şekilde gömdürmüyorlar. Ben bunu biliyorum efendim. Ben de tabii ki yani Kürt, Alevi, Çerkez, Türk bunlara hepimiz insanız. Bundan dolayı da yani herkesin illaki bir adeti vardır. Evet, birisi yazmış, YouTube kraliçesi geri döndü. Yaklaşık 15 gündür yoktum efendim sosyal medyadan. Buradan okuyorum. Her şey buradan bana bildiri olarak laptoptan geliyor. Şu an cep telefonunda
Zaten yayındayım efendim. Bu arada ne demiş? Sağlık Bakanlığı'ndan bir haber efendim. Sevindiren haberi son dakika demiş. Ama detayına giremiyorum. Ben şu anda canlı yayındayım. İnşallah vakalar düşmüştür. Hastalar azalmıştır. İnşallah benim duyumuma göre 15 Şubat'ta cumartesi, pazar yasağı hariç hafta içi yasağı akşam 9 sabah 5 kalkacak ve okuyan evlatlarımızda öğretmenleriyle yüz yüze eğitim görecek. İnşallah Yüce Allah'ımdan temenni ediyorum efendim. Aldığım bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. Evet, yayınıma son vereceğim efendim. Tekrar yayını izlemek isteyen olursa efendim tabii ki izleyebilir. Yayın izleme diye bir zaten orada yazıyor. Teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. İyi geceler. Teşekkür ediyorum. İnşallah kısmet olursa, nasip olursa, o gün gelirse tabii ki neden olmasın? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde LGBT bireyinden birkaç tane aday var ama henüz koltuk sahibi olamamış. Umarım ben de tabii ki neden olmasın adaylığımı seve seve koyarım. Seçilirim veya seçilmem yani. Yani kim istemez ki mecliste girip de bir milletvekili veya bir belediye başkanı olmasını, hele ki özellikle şunu ifade etmek istiyorum efendim, LGBT bireyleri arasında, yani içerisinde diyeyim daha doğrusu, şu anda var bir kişi biliyorum ben, sevgili Öykü Özen, CHP'den. Ben de adaylığımı koyarsam HDP'den koyarım efendim veya AK Parti'den koyarım. Veya farklı bir partiden koyarım. Herkes istediği partiyi tutmak da özgürdür. Herkes istediği oyu vermekle özgür olduğu gibi mükelleftir veya zorunlu değildir efendim. İstediği partiye oyunu verebilir. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Kapatacaktım. İşin içine siyaset girdi efendim. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet, nereden kapanıyordu? Şuradan mıydı acaba?